Bir şey vurdu galiba lan. Çek lan, çek, 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 çek. Çek. Ne vurdu Murat abi? Yani lol, iyi niyetli ezik karakter, esas kıza aşık. 20 bölüm sonra tekerlekli sandalyeye mahkum oluyorum. 3 sezon sürse oturduğum yerden para kazanırım. Olay bu. Çok küçük o, at sen onu oğlum. At, at, at. Sağ gitsin. At abi, at. Küçük o, at. At diyorsun da sadece yem gitti. Yeni yem lazım. Muratcığım yem iyi ama ona bir tek büyükler gelir kardeşim. Sal sen onu, kaptırırsın. Vallahi bu işler belli olmaz, teyzemin evladı. Bakacağız, deneyeceğiz. Hadi rastgele. Anam bir şey tuttum. Bravo Ece, beni tuttun. Oltalar dolandı, gitti iki oltada ya. Çok özür diliyorum, ben bilmiyorum da ondan. Neyse ya, belki de ben seni tutmuşumdur. Zaten ben seni çok tutuyorum. Ben de seni çok tutuyorum kanka. Lan! Allah! Çok büyük bir şey geliyor lan! Çok büyük lan! Ulan! Ulan ben bunun sınavını göl başında vermiş adamım. Lan sen kim kefet varlasın? Gel. Lan gel. Ne çıktı Ahmet? Klişe. Klişe çıktı sadece. Bu ne lan? Allah, bu mudur yani ya? Allah'ım, çizgi film mi çekiyoruz ya? Yürü git. Ben hayatımda bu kadar namuslu, bu kadar iffetli bir hanımefendi daha tanımadım. Rahmetliyi 3 ayrı cemaatten istedilerdi de gitmediydi. Rahmetliyle bir gün hiç unutmuyorum, balık pazarında geziyoruz. Kofananın pulları tezgahta o kadar güzel parlıyordu ki. Dedim Melek gel bunu beraber ezelim. Olmaz Murat dedi ya, o daha yavru dedi. Az daha büyüsüyle öyle yeriz dedi. Bak kofanayı bile öyle görüyor, görüyor musun? O işte öyle bir insandı yani. Böyle namuslu, iffetli, adı gibi Melek bir insandı ya. Onun o duygusallığı yüzünden o akşam hiç unutmuyorum, yosun yedim lan. Yapmayın abiler, ağlatacaksınız beni. Çöpleri bile ayrıştırıp atarmış. Hatta bir gün elindeki çikolata paketini kağıtlara mı, plastiğe mi atacağım diye internetten bakmış. Ne diyorsun ya? Ya ben de bildiğimden değil işte, Ahmet'in yalancısıyım. Yalnız namuslu ve iffetli bir hanımefendi olduğunun bir kez daha altını kalın bir kalemle çiziyorum. Hacı dayı, bu helvanın olayı değil lan. Bunu yağ şekeri karıştırıyorlar, adını tatlı diyorlar. Tatlı madde değil oğlum bu. Bildiğin biyolojik silahla. Abi işte önün arkasından yediriyorlar ki çabuk kavuşalım diye. Keramet çam pıççığında kardeşim. Cazip hale getiriyor. El bombasını icat eden adam içine çam pıççığı koymayı akıl edeydi. Şu anda kadın günlerinde ikram ediliyordu. Kardeşim ne diyeceğim, şimdi bizim yas tutmamız icap ediyor mu? Sonuçta senin menajerin yani. Yani işte bir müddet televizyon açmayız. Ben zaten televizyon izlemiyorum, belgesel izliyorum, toprağı bana olsun. Hey, o zaman içek. Hemen. Derhal, içelim. Sadi, ne vale? Ayarlayalım onu ya. Yalnız arkadaşlar, ben hayatımda bu kadar iffetli, bu kadar namuslu bir hanımefendi daha tanımadım. Aba. Aynen, aynen, aynen. Hayatım olmuş işler güçler. Murat abi iyi misin? Ahmet Bey, ben sadece kayıp bir çalıntı kart işlemleriyle ilgileniyorum. Sizin müşteri temsilcisine bağlanmanız gerekiyor. Bağlanamıyorum ablacığım. Bağlanamıyorum. Bağlanamıyorum. Bir bağlanma probleminiz mi var? Yani bende yok aslında ama sanırım kız arkadaşımda biraz var. Sen ne diyorsun sen ya? Ne alakası var ya? Hedef mi şaşırtıyorsunuz ya hanımefendi?
Ahmet Bey, ben teknik bir sebepten dolayı bağlanamıyorsunuz diye soruyorum. Bulamıyorum ablacığım, bulamıyorum diyorum ya. Son bir karlı videolarına kadar gittim sizin müşteri temsilcisini ararken. O tuşa bas, bu tuşa bas, yok anasını satayım. Ahmet Bey, ben şimdi sizi ana menüye yönlendiriyorum. Ana menüde önce 3'e sonra 9'a sonra tekrar 3'e basmanızı rica edeceğim. Allah Allah ya. Ben yanlışlıkla Tolga abimi aradım. Nasıl? Hey nasıl ya? 3'e bas, 5'e bas. Prensesi mi kurtaracağız ya? Banka işlemcili mi yapıyorsunuz? Bigo mu oynatıyorsunuz? Ana menüdesiniz. Kayıt ve çalıntı kart bildirimleriniz için biri. Tabii, tabii. Koskoca Star Ahmet Kural'ın kredi kartlarına bloku koyarsanız konuşacak yüzünüz olmaz tabii. Size ayrı, Tolga abiye ayrı selamlarımı sunuyorum. Hazırım Feriden. Galiba. Galiba mı? Ya Ahmet, yine arkadaşların yanında rahat değilim muhabbetime. Ya Feride, ben geçen gün sizin arkadaşlarınızın muhabbetinizden hiçbir şey anlamadım. Tıbbi terimler kullanıyorsunuz, Latin Latin konuştunuz, ben öyle izledim. Ahmetciğim, arkadaşım Roma'ya gitmişti. Vatikan'da gördüğü şeyleri anlatıyordu. Hızlandırılmış Latince kursuna yazıldım. Sen beni ondan sonra gör Feridem. Ya gözünü seveyim, bana biraz zaman ver. Benim senin arkadaşlarına muhabbet etmem için en az bir aya ihtiyacım var ya. Ahmet, benim de senin arkadaşlarına görüşebilmem için bir aya ihtiyacım var. Hem de en az 3 şişe köpüklü. Ya ben onlarla görüşüyorum ama bak bir şey diyor muyum, hadi. Benim arkadaşlarım garip olabilir, gariban olabilir, tekinsiz tipler olabilir ama öyle bir adımla abartma. Ne birası ne tekilası. Diyorsun. Aynen. Hı. Hadi gel fıtı fıtı gidelim. Yürü 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 yürü. Fıtı 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 fıtı. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Murat'ın götünden kaşık çıktı. Diyor lan bu. Kardeşim, kaşığın kalan kısmı vardı ya. He. İşte o çıktı. Çıkarken de Moğol kabilesi gibi arkasında kalan hiçbir şey sağa bırakmadı. Yaktı, yıktı, geçti küreğinin. Yanıyorum lan. Duman çıktı her tarafına. Murat, istersen ben seni bir arkadaşıma yönlendireyim ha. Ferideciğim, dizi yayına girmeden özel hastaneye gidemiyorum ya. Zaten senin ne hayırını gördüm ki arkadaşını göreyim. Ahmetciğim, hadi hemen gidelim kardeşim. Meslek hikayelerini yaparken sigortamız yatıyor mu diye merak ediyordun ya. İşte onu öğreniriz oğlum, Allah Allah. Hem azı sırası gelmişken, fırsatını bulmuşken. Çabuk rüzgar alıyorum, canım yanıyor. Tamam. Şöyle yapalım şimdi. Siz buradan gidin yavaş yavaş, ortanızı alın, tamam mı? Bizim Feride'yle küçük bir işimiz var. Onu halledelim, biz hastaneye gideriz de. Hadi. Geldim ama ben seni dedim. 2 dakikada sattı arkadaşın, tanıyacaksın işte oğlum. Götünden kaşık çıkmış ama oraya gelemiyorum. Kafama kaşık çıkmış diye götürler ya. Güzel ama. Şey yapalım o zaman, ne yapalım? Biz gidelim Ahmetciğim. Sen de bunu al kardeşim. Sen de kalsın. Bu ne lan? O şey ya, testislerini içine koyarsın. Senin vücudun entegre değil ya, lazım olur. Doktor hanım, kusura bakmayın, ben tıbbi bir terim kullandım. Testis falan normalde hiç sevmem yani. Taşak derim, ayıp olmasın diye. Kusuruma bakmayın. Yok, artık bakmıyorum zaten Murat. Testislerim mi? Tesislere, genel tesisler, tesisler. Ben gideyim. Gidin! Geçmiş olsun, hadi. Feride'cim, kusura bakma, sana da bir hoş geldin diyemedik. Ahmet Kural dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Ne yapıyorsun Ecevit kuşu? Şuraları toparlıyorum annem, çıkacağım birazdan. Ecevit, dön kız, dön, dön. Suratına konuşayım, mabadına değil. Dön. Şimdi biz burayı kiraladık ya, daha ilk kirayı bile veremedik be annem. Ya. Acaba anne, biz sürekli hayır işi falan yapıyoruz da farkında mı değiliz? Ay ne diyorsun sen gene kız? Şimdi senin emekli maaşın var. Benim de kendi maaşım var ama biz sürekli eksi bakiyedeyiz. Biz mesai saatleri içinde fakir çiftçiler için su kanalı açıyoruz. Bir yerlere meşe fidanı falan ekiyoruz da haberimiz mi yok? Çünkü elimize para geçmiyor hiç. Başladın gene makinalı tüfek gibi konuşmaya, vır 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 vır. Hadi kalk kahvaltıya gel. Anne doğruyu söyle. Sen kendi paranı Dünya Sağlık Örgütü'ne falan mı yatırıyorsun? Bak saklama benden. Çok mu belli oldu böyle yaptığım ha? Ya hiçbir açıklaması yok bunun çünkü. Kusura bakmayın, birkaç gündür sizle böyle lüzumsuz bir gerginlik yaşıyoruz da aslında ben hiç öyle bir insan değilim yani. Gelin barışalım. Yiyorum bak, ben sağ ol. Ben benim yüzüm yok. Maç kaç kaç bitti mi yani de?
Efendim? Baraj kuruyordun ya. Kanalın istediği değişiklik bu mu şimdi? Ha bu. Yan karakterler eksik, hikaye tıkanır diyorlar. Ya 6 ana, 9 yan, 15 karakter, 23 de diyalogsuz yan karakter var. Daha ne? Ya biliyoruz ama demek ki oyuncu ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur diye düşünüyor adamlar. Premier Lig'den takım alsınlar o zaman. Arap milyarderi mi lan bunlar? Bak bak bak, haftanın 4 günü 20 dakikalık skeç olur mu, düşünür müsünüz diyorlar. Eğer düşünürseniz hikayeye ve karakterlere karışmayız diyorlar. Meslek hikayelerine geri mi dönsek acaba? Bildiğin skeç gibiydi o programda. Bak bak bak, en altta yazana bak. En önemli şartları da Ahmet'le Murat'ın kadroda olmaması. Onlara vereceğimiz parayla daha ünlülerini bulabilirsiniz diyorlar. Ahmet'le Murat'ı istemiyorlar demek. İlginç. Terbiyesizler. Ben şunlara okkalı bir cevap yazayım da görsünler. Öyle hemen karar vermeyelim Şenol Beyciğim. Para onlarda. Reklam onlarda. E işverenimiz de onlar. İyi düşünelim, sonra üzülmeyelim. Hakkıcığım, bak ipin ucunu bir kaçırırsak o yumak var ya bizim elimizden akar gider. Aman aman, acele etmeyelim biz. Diyorsun. Ne kadar da patron, bir o kadar işçi. Hayatı dolmuş işler güçler. Sadi'nin sahnelerinde ekstra itina istiyorum Zehra. Işığı, dekoru 10 numara ol. İtina ediyorum zaten hala. Gerekiyorsa diğerlerinden kes, Sadi'ye ekle. Abin o senin. Tamam mı çocuğum? Tamam hala, tamam. Siz ne çabuk indirdiniz bunları? Vallahi biz de anlamadık. Bu Onur indirdi kamyondan bunların hepsini. Doğru düz bağlamadık bile. 5 dakikada dizdi bunların hepsini buraya. 5 dakikada. Bildiğimiz 5 dakika. Ben senelerce yalnız bunu unutmuşum. Uymuş benim aradığım verse. Bana bir üstü daha bulun. Çevireyim bu kasada ocakları gibi havada. Hakikaten o kadar iyi mi ya? Vallahi vincin ucuna raket bağlayın, yemeğine masa tenisi oynayalım diyor. Biz gördüklerimizden sonra cesaret edemiyoruz oynamaya. Tepsiye çay getirin, bağlayın biz de. Dönmeden çevireyim. Elimle yapamam, vincde yaparım. Bu vincin ucu benim için uzun mu oldu? Yaşasın merkez kaç kuvveti o zaman? Ay. Beni ekmeğim ne edecek bu ya? Peki ben ne yapacağım şimdi? Ya sana iş çok ya. Şu sandıktaki malzemeler içeri taşınacak, onları yaparsın sen de. Yalnız onlar Sadi'nin malzemeleri ise ekstra dikkat etsinler Zehra. Lütfen. Söyle onlara kız. Ne yani? Şimdi orada oturacak mı yani? Hacı ama adamın zanaatı var. Ben şimdi ona getir götür yaptıramam ki yani. Hadi siz bunları taşırsınız. Hadi kolay gelsin. Sade'nin malzemelerine ekstra dikkat, ekstra özen istiyorum. Anladınız mı? Kırmadan, dökmeden. Hadi. Ustura bağlayın önce. Trajedim ikinizi. O ne ki? İki kez sakın. Adam olun adam. Hay ben senin. Neyse. Bir levye bulalım da şu sandıkları açalım. Taşınacak çok mal var daha. İşte işini elinden aldım işte. Taşın şimdi, ammalı gibi. Köleler, hadi çabuk. Yapma lan. Herife bak lan. Vinç'le şakası yapıyor. Ne sandın? Göt. Ne oldu? Murat. Ne oldu? Murat. Ne oldu? Baldan tatlı olan baldız mıydı, görümce miydi lan? Salih, Allah'ını seversen bir sus ya. Zaten sinirlerim tepemde, vücudumun güney kıyıları Türkiye'nin güney sınırından karışık. Boşaltım sistemim en ufak eğilme girişimini Macar veliahtının öldürülmesiyle bir tutuyor. Sen bana baldız diyorsun, bacanak diyorsun ya. Oğlum hayatta karıdan kızdan daha değerli şeyler var. Bak gördün mü? Yören de seni kadın voleybol liginde hakem zanneder lan. Oğlum senden ben aynıyız. İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok Salih. Öyle bir şey yok, unut onları. Seninle benim bir tane ortak yönümüz var. Ne? Kromozom sayımız. O bile benim mutsuz olmama yetiyor. Lan arkadaş, benim seninle hastanede ne işim var ya? Ben niye seninle takılıyorum lan? Ben hiç seni sevmiyorum ki. Arabaya konan süsler gibisin lan sen. Götün başın ayrı oynuyor. Salih, bas git vatana millete hayırlı bir şey yap. Allah aşkına bir evlen, bir çoluğun olsun, çocuğun olsun. Anana babana yazık, oğlum bir torun sevsinler lan. Evlatlık vazifeni yerine getir. Ne yapıyorsun? Onların öyle bir beklentileri yok oğlum. Ben doğunca zaten çocuktan falan soğumuştu onlar. Ben ailenin son çocuğuyum. The end yani. Senin ben evveliyatını seviyorum. Murat Cengiz. Murat Cengiz.
Murat Cemcir. Burada bacım, burada dur. Şişt, Murat hadi bak. Bak tarzım oğlum ya. Doktor Bey sizi bekliyor. Evet. Hadi kalk. İki defa Murat Cemcir diye bağırdım. Hiç kimse tanımadı. Murat Bey, bu ne sürpriz? Merhaba. Merhaba. Yalnız kapıda Dilek Mertoğlu yazıyordu ama... Aa evet, Dilek Hanım'ın bir işi çıktı. O yüzden bugün sizi ben muayene edeceğim. Sayın Murat Cemcir. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Tanışıyor muyuz? Tanıyor musunuz beni? Tabii ki. Tabii ki tanıyorum. Ben sizi kariyerinizin başından beri takip ediyorum. Listede isminizi gördüğümde o kadar heyecanlandım ki. İlk oynadığınız çocuk oyunu. Sevimli mikrop, rolünüz diş macunu. Ve bilin bakalım 20 numaralı koltukta kim oturuyor? Ben. Aa. Gerçekten boş bir macun tipine oyunculuğunuzla hayat vermiştiniz. Oyunun sonuna kadar sizi mikroplarla savaşın diye sıktılar, sıktılar. Ama emin olun biz seyirciler hiç sıkılmadık. İnanılmaz bir performanstı. O gün misvak kullanmayı bıraktım. Eve gelip dişlerimi 6 saat boyunca fırçaladığımı hatırlıyorum. Sizin sayenizde. Annem kudurduğumu zannetti biliyor musunuz? Ağzım köpük köpük çünkü köpürüyor ya bir şey. Pardon, uzattım. Buyurun oturun, buyurun. Rica ederim de doktor, oturabilsem zaten buraya gelmezdim. Oo. Götü acıyor. Öyle amiyane bir açıklama tabii hoş olmadı doktor bey. Ben açıklayayım size. Şimdi ben birkaç ay evvelsi bir kaşık yuttum. Bu kaşık vücudumda uzun bir süre kaldıktan sonra anüs yoluyla dışarı çıktı. Çıkarken de her tarafı telef etti. Acayip bir gazım var. Bir yırtıktan dolayı mı bilmiyorum. Osuracağım fakat sıçarım diye korkuyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Siz başka bir rahatsızlığınız için bir ilaç aldınız ve prospektüsteki lütfen bir kaşık alınız tabirini yanlış anladınız. Her zaman başımıza gelen bir olay. Çözeriz, rahat olun. Çözeriz. Murat Bey, sizi bir muayene edeceğiz. Siz kameralara alışkın olduğunuz için çok fazla bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu ne ki bu? Sizi bununla muayene edeceğim Murat Bey. Doktor bey galiba siz beni yanlış anladınız. Benim hastalık boğazımda değil ki. Şeydi. Aa tabii tabii doğru. Sizin alanınız olmadığı için açıklamam gerekiyor biraz. Şimdi Murat Bey orası bizim için bir kara kutu. Yani bir gayya kuyusu adeta. Kanatları açıp ben kendim bakmaya çalışsam o zaman göremiyorum. Monitörize etmem lazım. Tuşa yapsam o da olmuyor. Yani içeride anüste fistül var mı yok mu bakmam lazım. Nasıl? Yani tuşe nasıl denir? Bir şekilde bunu oraya sığdırmamız gerekiyor. Yani? Bunu götünüze sokacağım. Ne dedin o? Yok sadece ucundan sokacağım. Sizi de sonra bir görsem hiç fena olmaz. Sen? Murat Bey sizi şöyle bir alayım. Ondan sonra siz de zaten bunu alacaksınız. Evet. Uzanayım ben. Lütfen. Ne kadar kendinizi kasarsanız o kadar canınız olur. Doktor bey, madem bu kadar samimileşeceğiz, isim neydi? Ha, Yavuz ben. Yavuz Ertürk. Siz pantolonunuzu indire durun, üst taraf kalsın. Ben birazdan geliyorum. Ha, doktor bey. Buyurun. Ağrı falan olursa ne yapacağız? Serum taze. Kafanıza takmayın. Serkan. Vallahi Serkan, billahi Serkan. Yavuz değil, Serkan. Murat kaç, Murat kaç! Genç arkadaşlar, bendeniz Rüstem Çelikkol. Dizide Can Kalk rolünü oynuyorum. Buyurun, bu da kartım. Buyurun, buyurun. Merhaba, ben yıllarını sinemaya vermiş emektar bir oyuncuyum. Son birkaç yıldır işlerim iyi gitmediği için maddi desteğinize ihtiyacım var. Gönlünüzden ne koparsa kabulümdür. Lütfen bu kartı atmayınız. Pardon, pardon. Kartlar karışmış olmalı. Hay Allah, bunlar da nereden gizli şekirti cebime? Baburda vermeyi unuttum herhalde. İşte asıl kartlarım da bunlar. Bu ateşi bilirim ben. Ben de sizin gibiydim. İçiniz fırfır ediyordur. Ya olursa diyorsunuz. Öyle değil mi? Yani. Ama olmayacak. Hepiniz aynı rol için gireceksiniz seçmeye. Bu demektir ki biriniz hariç, diğerleri üzgün ayrılacak buradan. Belki de hiçbiriniz seçilmeyecek. Nasıl ya? Hiçbirimizi seçmeme ihtimalleri var mı? Var tabii evlat. Magazin programlarında birkaç kere görünmüş bir soytarıyı sizin yerinize seçebilirler. Sen gecelerce ezber yaparsın. Ayna önünde çalışırsın. 3 tane replik rüyalarına girer, beynini oyar. Ama senin yerine
yapımcının metresinin komşusunun oğlunu alırlar. Siz motivasyon konuşması mı yapıyorsunuz şimdi? Senin eğer bir motivasyon konuşmasına ihtiyacın varsa şimdiden bırak git evlat. Bu işte seni senden başka motive edecek kimse yok. Burada seçilemeyeceksin. Bak sana söylüyorum. Başka seçmede de seçilmeyeceksin. Diğerlerinde de. O zaman fakirlik başlayacak. Açlık başlayacak. Borç isteme, gurursuzluk başlayacak. Bazılarınız bırakacak, bazılarınız devam edecek. Ben asla bırakmam. Ne güzel. Tabii bırakma. Bizler Zülkarneyn'in askerleri gibi bir avuç asker fethetmeye çıkacağız bu dünyayı. Benim sana tavsiyem şu oğlum. Bu pembe hayalleri bırak. En kötüsünü hazırla kendini. Hele arkadaşların şirketlerde müdür olmaya, torun torbaya karıştı mı, işte o zaman... işte o zaman kendinden tiksinmeye başlayacaksın. İşin en kötüsü de bu zaten. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Şansın bana ilk seferde gülmeyeceğine malum. Bence iyi şeyler de olabilir. Fıtı 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 fıtı. Hüseyin rolü için gelenler gidebilirler. Seçmeler iptal oldu. Bence hala iyi şeyler olabilir. Olabilir evlat. Olabilir. Denemeye devam. Devam denemeye. Ahmet bak tanıyınca çok seveceksin. Gerçekten çok iyi insanlar. Ya Feride ben senin arkadaşlarınlayken kendimi bilgi yarışmasında gibi hissediyorum ya. Abartma Ahmet. Boğaziçi mezunuyum demişim ama ilk soruda takılmışım gibi. Sonra aralıksız konuşmaya başlıyorum. Lugat kanserine yakalanıyorum. Kelimeler kontrolsüzce çoğalıyor dedim de ya. İlk gördüğüm bu tana basasım geliyor. Ahmet sen kendini kimseye ispat etmek zorunda değilsin ki. Ahmet kuralsın sen. Bak hele. Bir daha söyle bakayım. Ahmet kuralsın sen. Bir daha. Ahmet kuralsın sen. Hem bak takıldın mı bana işaret ver tamam mı? Destek olurum ben sana. Ne haber canım? İyiyim. Ahmet. Vallahi arkadaşlar siz beklerken çok acıktık ya. Hemen sipariş verelim. Falafeli muhteşem. Sen sever misin Ahmet? Harfalıyım. Ne? Harfalıyım. Ne? Seyirci çok sever. Ahmet baklagilleri pek sevmez de. Ben biberli bonfile alacağım Ahmet. Sen de ondan al istersen ha. Olur. Patlat bir tane Feride'm. Gürkan lan bu. Vallahi o. Çalgı çengi hayranları işte. Gürkan bir kaşını indir. Şöyle bir gözünü elinle sinirli oynala. Arkadaşım şimdi konuşuyoruz sonra gelin hadi. Yok vallahi gitmem yapmazsan. Burada beklerim. Gerekirse masaya otur. Hadi la birkaç göz yap. Senin sıfatını sikeyim o tip ne lan? Bir fotoğraf çekelim. Fotoğrafınızı çeker misiniz? Gürkan'ım gel. Gel Gürkan'ım. Gel Gürkan'ım. Gel Gürkan'ım. Gel Gürkan'ım. Gel Gürkan'ım. Gel Gürkan'ım. Çekiyorum. Yok blue çıkmış. Bir daha çeker misiniz? Gürkan'ım sinirli bak. Heh, becerebilmişsin. Gürkan'ım, yaprak sarma sever misin? Etli. Etli la etli. Sizin gibi yetinsin. Bizim hayranlar da böyle. Beni ne zaman severek izliyoruz diyen hayranlarım olacak. Olsun Ahmet. Aslında Ahmet'in underground sinema çevresinde büyük bir hayran kitlesi vardır. Belli canım belli. Tabii tam rakam vermek gerekirse tamı tamına 59.736 kişi. Garson! Efendim biz bu Ahmet ve Murat işini bayağı bir düşündük. Ve size hak verdik. Bir iki pürüz var. Onları da halledeceğiz. Ya yazık o paraya. Yani o parayı Özcan Deniz'e ayarlarız. Tabii efendim. Sadece Özcan Deniz'i değil. Yanında Mercan Dede'yi bile getiririz. Ahmet ve Murat bu projede olmayacak. Siz bu işi bitli bilin. Anladım. Yönetmen kimi düşünüyorsunuz? O konuda çalışmalarım var efendim.
Şöyle genç, azimli, ödül almış bir sanat filmi yönetmeni arıyorum. Peki Ahmet'le Murat'ın yerine koyacağınız oyuncular belli mi? O konuda da çalışmalarım var efendim. Sizi tatmin edecek kişiler olacağından hiç şüpheniz olmasın. Şu ara reytingler biraz karışık. Bitecek olan diziler var. Onların arasında takside giren oyuncular vardır elbet. Çaresizlik insana neler yaptırıyor efendim bir bilseniz. Oradan birilerini ayarlayacağız artık. Peki o halde. Neyse ben kalkayım. Hop kalktım bile. Peki Hakkı Bey, görüşürüz. Siz hiç merak etmeyin efendim. Murat ve Ahmet konusu bende. Neyse ben gideyim artık. Gittim bile. Neşeden efendim, neşeden. Well, I gotta get the world off of my back. Oh, pretty soon I'm gonna crack. So I gotta get the world off my back somehow, babe. I'm sitting here thinking about the poems I used to write when I was just a little boy. About the when I grew up, everything would be just fine. Fancy clothes, cigars, driving fast cars. But now I've grown up, and I gotta get the world off of my back. My mind is beginning to go black. Sana izin veremem Ece. Yerine koyacak adamım yok. Ahmet abi ne olur dönünce iki valideye birden çalışırım. Sana izin verirsem herkes izin ister Ece. Ben kimseye söylemem Ahmet abi aramızda kalır. Bizimki öyle izin isteyebileceğim bir iş değil. Ama ben çok iyi sır tutardım ki. Allah yardım et. Boş boş görüntü olsun diye ama gerek. My mind is beginning to go black. So I gotta get the world off my back somehow. Leave. I got rent to pay and I can hardly afford to keep my kids and my wife. Çok baktım kız geliyor 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 buraya geliyor. Ece? Vallahi sensin. Merhaba. Benim ben Şekibe ortaokuldan. Anam, Şekibe bu. Aa, nasılsın? İyiyim sen? He. Kız, kaç sene oldu görüşmeyeli bak. Biz de Güney Amerika'daydık, Cape Town'da. Halit'in işleri vardı, daha bugün döndük. Seni gördüm, şansa bak. Sen neler yapıyorsun? Ben de buradayım işte. Kız, sen ne kadar çalışkandın ortaokulda. Hep kıpteyle bakardık sana. Bu kız bir gün iyi yerlere gelecek derdim. Öğretmenler hepsine örnek gösterdi bize. Ece gibi olmazsanız geleceğiniz olmaz. Evet tıkanır kalırsınız derlerdi. Nihat Hoca derdi ne gerek vardıysa. Yok yok bütün hocalar derdi. Kabus ettin bize okulu. Ece de Ece, Ece de Ece, Ece. Oğlum ben kaçayım o zaman artık. Dur dur sen tam olarak ne iş yapıyorsun burada? Ben şey burada, pardon, bölüyorum Ece Hanım ama yeni mallar gelmiş. Biz onları nereye koydurtalım? Nereye koyacaksın? Reyona koyacaksın. Ha! Ama kendi reyonlarına koyun. Kendi reyonuna koymanız çok önemli. Lütfen onları kendi reyonuna koyun. Tabii Ece Hanım, ben onlarla hemen ilgilenirim. Bir arzunuz olursa beni şey dersiniz siz. Merhaba, ben Serpil. Merhaba, Şekibe. Memnun oldum. Ece Hanım bir arzunuz olursa bana söyleyin hemen. Ben hallederim onları. Ürünlerle de ilgilenirim hemen ben. Hiç şey yapmayın. Bakın 5 yıldan beri bu şirketteyim. Ece Hanım gibi bir müdür yok. Yok yani bunun üstüne yok. Maşallah maşallah. Neyse Ececiğim ben gideyim. Beklerler. Muhakkak görüşelim. Ay Serpil hayatımı kurtardın az önce. Abla bak şimdi bizim eski komşular var Perihan teyzeyle Gözde. Onlar gelince de sen aynısını yaparsın tamam. Perihan teyzeyle Gözde yazdım buraya. Abla ufak ufak içeri girelim. Girelim. Ne kadar da tatlı bir o kadar haklı. Hayatın olmuş işler güzel. Ne haber Bedo? İyi. Sweatshirt'ün güzelmiş. Sağ olasın. Küçükken bende de vardı. Hadi ya. Ne güzel hala alıyordur herhalde. Evet,
Sana verdiğim maliyet raporlarını çıkardın mı? Çıkarmadım Zehra. Anam başın sağ olsun Vedo. O ne demek? Ne bileyim, bir yakını falan kaybetmiş olman lazım. Çünkü başka bir ihtimal veremiyorum o raporları çıkarmaman için. Çıkarmadım çünkü onları çıkarmak senin için Zehra. Ve yani ben yapımcı asistanın asistanıyım Zehra. Ona göre maaş alıyorum, ona göre muamele görüyorum. Herkes kendi işini kendi yapsın kardeşim. Allah Allah ya. Aman tamam. Bir kere öperim, sen de çıkarırsın, olur mu? Şöyle yapalım Zehra. Taş, kağıt, makas oynayalım. Sen kazanırsan ben çıkarırım raporları. Anam Vedo, küçük beyinli Vedo. Ben senin o küçücük beynindeki inleri cinleri biliyorum lan. Ben seni her türlü yenerim anam. Tamam, hadi o zaman. Bir, iki, üç. Kendi işini kendin yap kızım. Vedat kardeşin sahalara dönüyor bundan sonra. Uyarıyorum, çirkin kızlar kollasın kendini. Hadi eyvallah. Ben Vedat'tan az önce etkilendim mi lan? Ne oluyor oğlum? Salih, basur olmayan tek hayvan şu yeryüzünde kimmiş biliyor musun? Karga. Ne oldu canım öyle şey ya? Balıklar? Balıklar basur mu oluyormuş? Ne alakası var oğlum ya? Ben bir yerde okudum da söylüyorum. Hatta bayağı da uzun ömürlü hayvanlara. 120 sene yaşıyorlarmış. Oha. Ama şanslı hayvanmış ya. Yalnız bana bak, ben bu bilgiye pek inanmadım ha. Sen bunu bir doğrulattır bakalım bir yerden. 120 yıl yaşıyorlarsa basur olamazlar. Niye lan? Ben 23 yaşında basur ameliyatı oldum. Onca yıl basurlu basurlu yaşayamaz hayvan. Kendini bir arabanın altına falan atar. Ben hiç intihar eden karga duymadım. Siz duydunuz mu? Mantıklı. Makul. Arkadaşlar pardon. Ben 20 yıllık dahilciyim. Böyle geyik duymadım. Ya ben zamanın çok gerisinde kaldım ya da sizin tedaviye ihtiyacınız var. Ha bu arada kargalar da ortalama 20 yıl yaşar zaten. Ha 20 yılsa tamam ya. 20-23'ten küçük çünkü. Demek basur olamadan ölüyor hayvanlar. Yazık tabii. Salih. Ben sana kimseye haber verme demedim oğlum. Bu ne lan? Babamı, anamı da çağıraydın da onlar da geleydi. Onlar da göreydi oğullarının durumunu. Oğlum ben senin için de mi haber verdim lan? Ben kendim için haber verdim. Ben kamerayı marbanayı görünce elim ayağım titredi. Murat abi. Oğlum bak, bugün böyle bir şey yaşanmadı. Bugün resmi kayıtlardan sildim. Siz de siliyorsunuz, unutuyorsunuz. Tamam mı? Şey gibi düşünün bak. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sil baştan. Vallahi ne yedik ne yedik ya. Bugün çok eğlendik Ahmetciğim. Ben de. Eğlendim ve de öğrendim. Hazar denizi gibisiniz aynı Sedat Bey. Derin ve de buz gibi. Ahmet. Ben varken hem de Feride'min yanında. No doktor. Vallahi ben sadece bakacaktım. Ödemeyecektim. Arkadaşım, biz senden hesap istedik, sen bize maaş bordrosu göndermişsin. Burada müdürünüzün bir aylık brüt maaş bordrosu görünüyor da. Bakayım efendim. Hesapta bir hata yok, buyurun. Nasıl yok arkadaşım? Masada yediğimiz bonfile kelaynak etinden de o zaman. Ekmekleri de bayat zannettiydim, onlar da antikaymış demek ki. Yazık, görüyor musun? Aksesuar yedirdin bize lan. Beyefendi, bir sorun varsa ben müdürümüzü çağırayım. Hadise çıkartmak istemiyorum. Yalnız bu kadar yüklü miktarda da nakit taşımıyorum yanımda. Ben portatif bankamatik olmadığım için. Ben müdürümüzü çağırayım. Bir dur ulan, ömrümde! Buyurun, buradan. Sen çekemeksin. Çok özür dilerim, Sedat zannettim. Feridem refleks. Tamam Ahmet, hazırlıksız çıkmış olabilirsin. Ne alakası var ya? Ahmetciğim, senin param benim param diye bir şey mi var? Yalnız bu kartın da limiti yetmedi. Nasıl limiti yetmedi? Ne kadar geldik ya sen? Bu ne lan? Biz panda falan mı yedik bilmeden? Ben de ondan diyorum işte Feride. Ahmet, buradan geri dönüş yok. Ödeyeceğiz. Sende ne kadar var? Ama hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Tamam. 100, 200, bir de bunlar. Yetmez bu para. İsteyeceğiz Ahmet. Ya vallahi mı? Saatim var, kız onu mu rehin bıraksın? Çakma olmadın nereden bileyim? Terbiyesizlik yapma lan! Allah Allah! Ne çakmasından bahsediyorsun? Bu saat Yunanistan'ın borcunu kapatır lan! Bir sorun var ama o. Hazırlıksız yakalanmışız Saadetciğim. Siz de bir şuna el atabilseniz, ittirebilirseniz. Bu ne ya? Biz kutup ayısı falan mı yedik? Onun da mı nesi tükendi ya?
Vallahi Ahmetciğim biz de sana güvendik. O yüzden yanımıza fazla para almadık. Koskoca Ahmet Kural bize hesap ödetir mi dedik. Bak şimdi adam doğru da söylüyor canım. Bir sorun mu vardı? Beyefendiciğim herhangi bir problem yok. Yalnız şurada denkleştirdiğimiz parayla Kurban Bayramı'nda ortak deveye girerdik. O deveyi pazarlık etmeden satın alabilirdik. Fakat şurada yediğimiz 3 tabak ete yetmiyor bu para ne hikmetse. Anlayamadım. Beyefendiciğim biz biraz hazırlıksız gelmişiz de buraya. Bizim kusurumuz. Biz şuraya elimizdeki parayı bırakalım. Ben geri kalanını hemen getiriyorum size. Siz kalanını da getirin. Bunu başlı olarak bırakırsınız. Bir dakika. Şimdi bende yanlış olmaz. Ahmet Kural ben. Gazi dizisinde 1453 bölüm başrol oynadım. Tamam. Saatinizi rehin bırakın. Gidin. Metin Bey saat çakma olabilir. Ulan sen çakma görmemişsin. Fiil olarak. Özel tasarım bu. Al. Teşekkür ederim. Bir daha o arkadaşlarımla görüşmek istemiyorum Feride. Ben sırf onlarla görüşmemek için acaba branş mı değiştirsem diye düşünüyorum. O Sedat'ı hiç gözüm tutmadı ha. Yazıyor mu lan sana o hastanede ha? Ya yok ya ne yazacak? Yazsa yazsa antibiyotik yazar bana o. Hem çıtayı yükselttim oğlum ben. Koskoca Ahmet Kural'ın sevgilisi. Ya bak hadi ya. Bir daha de bakayım. Koskoca Ahmet Kural'ın sevgilisi. Ahmet saat kaç oldu ya? Tamam var ya sen. Gel gel ileride incir ağacı var, gölge var gel. Ne kadar? 18 lira. Şöyle vereyim. Çok geç kaldım ben ya. Geldik. Tamam ya üstü kalsın. Anam. Abla. Kapı da açılmıyor. Abla, o kapı açılmaz. Senin kapı da biraz zor açılıyor. Daha sert tutarsan. Kardeş, açılmıyor bu ya. Abla, biraz daha omuzunla. Omuzumla. Ya açılmıyor işte. Abla, hafif böyle gerilerek vurursan. Gerilerek. Aa! Olmuyor ya, olmuyor. Ne bu, içeri doğru falan mı açılıyor bu kapı? Çekerek ve iterek. 7000 yıllık insanlık tarihi şu arabaların kapılarına bir tane bu bulmuş meğer. Serpil. Sen şimdi burada beni bekle. Ben senin için izin alayım. Öyle höt diye herkes seti almazlar çünkü. Tamam abla sen git. Hadi. Hadi. Yüzünüzü gördüm, yüzle arttırıyorum. Hadi. Çok mu geç kaldım? Ne oluyor ya? Set iptal oldu, senin haberin yok mu? Yok. Beni kimse aramadı. Anladım. Öyle bir şey oldu ya. Geç otur. Yok, benim yüzümden yerinden olma. Yok ya, yerinden olmak falan değil. Şey yapalım, otur. Yok, katiyen olmaz. Oturmam ben hayatta. Fıtı fıtı. Israr ediyorum, lütfen. Fıtı. Otur. Ya Murat abi şeyi soracağım ya. Fıtı. Sen bu oturmalı kalkmalı saatlerde nasıl... Fıtı. Onu reji ayarlayacak sadece. Onu öyle bir yere yerleştirecekler ki... ...ayakta olduğum anlaşılmayacak. Anladın? Ayarlayacaklar kamerayı. O ne lan? Kamerayı ayarlayacaklar dedi ya lan. Şimdi Ahmetciğim, tabii içimizde kamerayla en aşırı dışarı olan Murat kamerayı öyle bir yere soktular ki görecekti onu. Ya tamam Muratçım, hepimiz seviyoruz kamera önünde olmayı ama sen biraz abartmadın mı ya? Tipe bak, bu ne ila? Salih geldiğin yerde başka bir adam varsa onu da getir. Cümbüş olur. Hayır yani ortamdaki karakter sayısı biraz az tamamlanır. Bu tip ne ila? Yılmaz Erdoğan'dan mı bundan mı olacakmış, Yılmaz Erdoğan'dan olmuş. Muratçım. Ben insanları ikiye ayırırım. Böyle direkt belinden tutup ters yöne bükmek suretiyle. Örümcek güçlerimi bana kullandırma Murat. Ayrıca benim geldiğim yerden bir kişi daha buraya gelecek olursa... ...buradaki cümbüş mahşer olur, haberin olsun. Ayrımcılık yaptırma bana lütfen ya. Pardon şey, bölüyorum. Tartışmanız da çekim niye iptal oldu ya? Yapımcı sağ olsun. Işık ekipmanları az yakar diye tasarruf ampulü kullanmış hımbıl. Ekipmanlar kaputun genç. Böyle bir sebepten çekim mi iptal olurmuş lan? Yapımcı değil ki işte. Hımbıl. Hımbıl. Hayatın olmuş işler güzel.
Işık şefiyle anlaşıp dünyanın en saçma yalanıyla çekimi iptal ettim Şenol Bey. Şef spotların yıllık bakımı yapılacak dedi. Kerizler anında yedi. Hakkı Bey, ben bu yaptığımızdan hala emin değilim. Bir şey yapmıyoruz ki Şenol Bey. Madem bu iki hırdavatı oynatmama ihtimalimiz var, niye boşa para harcayalım? Heh, işte o oynatmama ihtimali beni rahatsız ediyor zaten. Ya kasta verdiğimiz bütçenin %80'ini bu iki hırdavata veriyoruz. Kanal haklı aslında. Biz o paraya çok daha iyilerini bulabiliriz. Hatta Almanya'dan gurbetçi oyuncu bile getirebiliriz. İyi de ben seviyorum o ikisini de ya. İkisi de iyi çocuklar. Hem oyuncu olarak hem ahlak olarak. Sevgi. Sevgi reyting getirmez Şenolcu. Sen Ahmet'le Murat'ın haşlama fikrinin üstüne bu gece güzelce bir yat. İyice düşün. Bardağı düşün. Boş tarafını, dolu tarafını. Yarın başka alternatifleri değerlendir. Murat, out. Ahmet, out. Murat, sen öyle yukarıdan kağıtlara bakmıyorsun değil mi lan? He? Bence var ya kesin görüyor anasını satayım. Bir tane de alamadık lan. Bu nedir ya? Salih, oyunumuzu oynarsak. Hadi, hadi, hadi. Benim bu Murat'a hiç güvenim yok arkadaş. Bu adam pokerde zar tutar, tavlada balya çalar. Okey oynarken gömleğinin koluna kağıt saklar bu adam. Bu adamın öyle bir hali var arkadaş. Bah, bah, bah. Kimde sıra ya? Ben oynadım. Çözdüm. Yani 5-10 liralık falan. Niye unutmuş bu? Ne bileyim lan. Oyununa bak. Kusura bakma. Ya abla nerede kaldın? İzin aldın mı? Aldım ama içeride abla demek yok. Tamam mı ablam? İyi hadi. Hadi gel. Al bunun içinde 20 lira var. Rest. Sadece restini her türlü görürüm de onun içinde 20 lira olduğunu ben nereden bileceğim? Bir de ben Akbil'i ne yapayım lan? Bozdurursun. 14 lirayı da sonra veririm olmaz mı? Çocuk oyunu mu oynuyoruz peker mi? Evveliyatını sik. Ne oldu lan? Kalk 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 kalk. Abav. Lan bu izzet gör. Serpil, benim marketten arkadaşım, siz zaten geçen gün tanışmıştınız. İlla tutturdu, set ortamını göreceğim dedi. Çok yalvardı, ben de getirmek zorunda kaldım. Ne demek ya, zorla geldi. Tabii ki gelecek Ece. O senin arkadaşın, burası senin setin. Biz de arkadaşız olacağız belki. Hatırladım. Murat Cemcir ben. Doktor Cenk rolünde hayat veriyorum. O zaman ben de Salih Celil Cengiz. Onay rolünde hayat veriyorum. Efendim, ben de Salih. Böyle dizide bir tane çiko var, onu oynuyorum da adını tam şey yapamadım. Sizin market neresiydi? Salih abi, dur Allah'ını seversen. Hanımefendiciğim merhaba, Ahmet Kural ben. Kenan Emirzaloğlu, ben, Kıvanç Tatlıtu, Çağatay Ulusoy, Selami Şahin. Bu beş kişiden ikinci sıradayım efendim. Dizide de Seyit karakterine hayat veriyorum. Gerektiği yerde öldürüyorum, gerektiği yerde bayıltıyorum, gerektiği yerde osurtuyorum. Ben de antrenman koçu Münir Bey'im. Kafamla kiremit kırarım. Ellerimi yere koymadan takla atarım, parende atarım. Yok mu lan burada kıracak bir şey? Tamam abi, bir sakin ol. Buyurun lütfen. Yok sanırı yok, oturmaz o. Ayakta buyurun. Kalırım. Yok, buyurun. Buyurun hanımefendi, buyurun lütfen. Yok ya, ben şöyle oturayım ben. Serdiciğim, ilk devreyi almış olabilirsin ama maç daha 90 dakika. Bunun uzatmaları da var, hatırlatırım. Sağlarım Murat abi. Sana şöyle söyleyeyim. Mesela ben bir hanımefendinin önünde gerekirse yerlere kadar eğilirim. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Sadece Cengiz, sen telaffuz hatası olmadan hiçbir kadına seni seviyorum diyemezsin. Bak hep çıkarsın. Ama kadın benim yerime oturduğunu ne yapacağız? Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Ya Serpil Hanım, biz de var ya ne zamandır sizden bahsediyoruz hep. Daha çok ben bahsediyorum gerçi. Arkadaşlar biraz yabancı konuya. Dedim işte Serpil dedim, keşke gelse dedim. O markette sıkılıyorsundum acaba. Sadeciğim, pullara dokunmazsak. Sadeciğim, sen şu Akbil'ini bir al bakayım. Hadi. Ahmetciğim, tebrik ediyorum. Çok güzel hareket. Efendim? Murat Cemcir'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Murat Bey, ben sizi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Kontör mü isteyeceksiniz? Nasıl? Bana bakmayın siz, buyurun dinliyorum. Murat Bey, elimizde içinde sizin de sakıncalı görüntülerinizin olduğu kasetler var. Acaba en kısa zamanda Emniyet Müdürlüğü'ne gelir misiniz? Ahmet, benim kasetim çıkmış ya lan.
Ne diyeyim işte kardeşim, bütün müzik marketlerde bandrollü. Ne diyeceğim oğlum, emniyetten aradılar. Cinsel içerikli olmasından şüpheleniyoruz. Gidiyorum lan. Hadi. Sadi, Murat'ın kaseti çıkmış oğlum. Niye sevmiyorum ben? Sadi, Murat'ın kaseti çıkmış. Murat'ın kaseti mi çıkmış? Kaset denmez ki abi ona ya. Albüm o, albüm. Ulan salak salak konuşma. Emniyete gel çabuk, çabuk. Vallahi biz de tam olarak bilmiyoruz da işte açık saçık görüntüleri varmış Murat abi kasetlerde. Evet. Ya ya, kariyeri bitebilir Murat abi. Hayır. Biz şimdi emniyete gidiyoruz. Tamam, selamlar. Haydi keep by. Çok kaldım. Kardeş, her şey iyi güzel de Ahmet'le Murat'ı bu projeye ben soktum. Onlara şimdi git diyemem aga. Bunlar kangren Şenol Bey. Hani şu organlı çizgi filmde vücuda giren tipsiz çirkin bakteriler var ya. Bunlar onlar işte. Sen ne diyorsun efendi? Şenol Bey, ben ak yuvarım. Bu sistemin savunma mekanizmasıyım. Ama siz beni böyle engellerseniz halsizlik olur, öksürük olur maazallah. Hakkı Bey. Hakkı, ben bu sektöre sektör çocuğu olmak için girmedim. Ben kendi yıldızımın peşindeyim. Onları parlatacağım aga. Bunlar yıldız değil, diva hiç değil. Bunlar peçetedeki böcek. Yap o zaman. Ben seni niye aldım bu işe ha? Kanalların her istediğini yap diye mi? Anladım Şenol Bey. Tamam. O zaman başka kanallar arayacağız. Yerel, yörel, pastoral kanallar. Arayacağız. Gerekirse bulacağız, koşturacağız yani. Kanal çok, kanal çok ama izlenme oranları hiç yok. Efendim Vedat. Ne? Kaç? Tamam Vedat, tamam. Kapat telefonu. Demek Ahmet diyorsunuz, Murat diyorsunuz. Buyurun size Ahmet'le Murat. Ne oldu ki? Ne var şimdi? Ne kötü bir haber mi geldi? Ahmet, Murat ne olmuş ki? Bizim çocuklar kenetlenmişler ama birbirlerine. Kenetlenmişler derken? Of of, parlayan yıldızlar o. Şimdi abiler, seks kaseti derken kalıp olarak kullanıyorsunuz değil mi? Yani gerçekten kasete çekilmiş olamaz o. Bayağı prodüksiyon ister. Kaset mi kaldı Allah aşkına? Sadiciğim, Murat en son bir kadınla beraber olduğunda daha CD icat edilmemişti. Gençler bak, şu an çok gerginim, kalbinizi kırarım. Tamam lan, ortamı yumuşatmaya çalışıyoruz şurada. Oturun lütfen, rahatsız olmayın. Amirim, kusura bakmayın. Şu mezunun aslını astarını bir an evvel öğrenebilir miyiz? Dün çok pis bir çekim yaptık da canım çok yanıyor. Buyurun o halde. Sayın savcım, bize gelin dediler ama. Buyurun buyurun, bitmek üzere zaten. Şimdi siz bu masayı çalmadık, bu masaya tecavüz ettik diyorsunuz. Tecavüz yok efendim. Kendi rızasıyla birlikte olduk. Hem baksanıza, resmen yorulun masa. Kendi rızası varsa o zaman yapacak bir şey yok. Tamam. Alın bunların ifadelerini. Sonra da bırakın. Masayı da aldırın buradan. Tamam savcı. Mesafe koşun. Herkes bu taktiği öğrendi. Bir ay içinde bu yolla paçayı yırtan tam üçüncü grup. Bunlar masayı mı kaldırmışlar? Evet sayın savcım. Maalesef. Anlıyorum Murat Bey. Serkan Gökçe'yi tanıyor musunuz? Serkan Gökçe tanıyorum. O kim lan? Lisedeki arkadaşım vardı ya, o işte. Ha, İstiklal Marşı çıkışı Serkan. Hesadi, hesadi. Buyurun. Murat Bey kısa bir zaman önce kendisine muayene olmuş. Ha tabii şeyden var. Neyi? Ama sayın savcım, onun ismi başkaydı. Bu şahıs elinde bulunan size ait muayene görüntülerini Facebook'ta bir gruba yükledi. O grupta da bulunan bir polis memuru tarafından fark edildi ve derhal yakalandı. İnternete mi yüklemiş? Video 7 dakika sonra silindi. Şahsın IP adresinden yeri tespit edildi. Evinde de başka kişilere ait benzer görüntüler bulundu. Sayın savcım tamam da o görüntülerin bana ait olduğunu ne malum? Yüzüm gözüm gözüküyor mu? Yok. Yalnız görüntünün kaydedildiği kasetin üstünde adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız yapıştırılmış.
Görüyor musun? Bak gerçekten kasetmiş. Ne prodüksiyon yapmışlar be. Nasıl bir manyak bu ya? Kasetin üzerine TC kimlik numarasını yazmak nedir ya Sayın Savcı? Arka fondan da sesiniz duyuluyor. Tuttuğunuz futbol takımını falan söylüyorsunuz. Nasıl yani? Bunlar bir de o esin adı Spoptek mi diyorlar? Ya tuttuğun takımı sordu. Bu konuşursak biraz gevşersin, rahatlarsın, vücudun gevşer dedi. Şu ana kadar atılmış en güzel konu sordu. Ben de söyledim, anlattım. Müjdat dedim, Fenerbahçe'nin müjdat vardı eskiden. Lan sen kimsin? Efendim kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne yalan söyleyeyim. Doktorla birlikte bana şarkısını söyledikleri yerde ben de biraz güldüm. Ne? Doktorun bana dediği yerde Murat Bey'in öyle bir olur mu deyişi var ki mutlaka dinlemelisiniz. Sayın savcım, ben sadece sağlık sebebiyle konuştum. Arkadaşları tahrik etmezsek sevinirim lütfen. Kusura bakmayın Murat Bey. Bu arada kaseti izleyip kendinizi teşhis etmeniz gerekiyor. Kendimi? Evet. Yani şimdi ben kendi tutumdan kendimi teşhis edeceğim Sayın savcım. Sayın savcım, sadece merak ettiğim için soruyorum. Dünya genelinde böyle bir vaka, kendi totosundan kendisini teşhis eden başka birisi var mı acaba? Zorunlu bir prosedür Murat. Buyurun, gidelim isterseniz. Başkası teşhis etmeden ben mi teşhis edeyim? Ben misin? Belki iyi bir tahsil hayatım olmadı. Belki babamın istediği gibi gürbüz, güreşle diğer çocukları yenen bir oğul olamadım. Belki benim için çarpım tablosunun hala keşfedilmemiş gri alanları var. Ama şu an kendimle gurur duyuyorum lan! Yok, net ceza verdim ben kendime. Yani bu yaptığım resmen imdat çağrısıydı. Senin verdiğin cezaya kurban olurum ben Zehra'm. Neyse kabahatim, söyle hemen tekrar yapayım. Sana değil salak, kendime ceza verdim. Yalan söyleyemediğim için bilinçaltım kendime ceza veriyor. He, benim de zaten cezalarla aram hep iyi olmuştur Zehra. Okuldayken sınıfın köşesinden kızları daha net görebilmek için hep tek ayak üstünde durma cezası alırdım bilerek. Canım Aysel'le Ferda hep en önde otururlardı ya. Acaba onlar bilerek mi yapıyordu onu kız? Sincap, ceviz kadar beyniyle zekice bir şey yaptığında küçücük bir kızı etkiler ya. İşte sen de o gün o zekice şeyi yapınca ben de öyle etkilendim senden. Olay bu yani, başka bir şey yok. Sincap dedin de, Alvin, Simon, Theodor vardı Zehra. Sen onları bildin mi? Hani onlar sincaptı da baba dedikleri adam insandı. E baba dedikleri adam insan olduğuna göre annelerinin sincap olması gerekiyor teorik olarak. O zaman nasıl olur da böyle bir adama baba derler Zehra? Yıllarca kafamı kurcaladı benim bu soru. Aynen böyle ezik ezik konuş Ferhat. Aynen böyle ezik ezik konuş ki ben de soğuyayım senden ya. Bilinçaltıma bahane verme benim ya. Lütfen, rica edeceğim. Ya bilinçaltı dediğin şey senin izlediğin videoları senden habersiz arkadaşlarınla paylaşan Facebook uygulamaları gibidir Zehra. Nefret edersin ondan, beni ele güne rezil ettin. Puh, Allah senin cezanı vermesin deyip silmek istersin. Ama aslında senin kim olduğunu en iyi anlatan da onlardır. Lan sen yine zekice bir şey mi söyledin? Sanırım. Allah kahretsin. Allah! Haydi kumpuz. Açsam ben onu ya Zehra. Aç Vedat, aç. Aç ki güzelce soğuyayım sen. Ya dur bakayım, gereksiz biriyse ben onu kısa. Hangi? Hakkımı yarıyor ya. Ay yine çorapla. Devam et Vedat, devam et. Aynen böyle. Zehra açmazsam çok kızar, açayım ben ya. Aynen devam et. Aynen. Açmazsan beni ağlatır Zehra, ağlatır. Açmak zorundayım. Şu anda tamamen soğudum senden. Hadi eyvallah. Hava da ötelim, şeyler gelsin. Hadi gelecek birazdan. Efendim Hakkı Bey? Kaset meselesi için mi? Hemen mi geleyim? Şimdi mi? Vallahi hemen ve şimdi arasındaki farkı şu an çıkartamadım efendim. Tamam, ben hemen geliyorum efendim. Hatta ben şimdi geliyorum, arada da hiçbir fark yok efendim. Özür dilerim efendim. Tamam, geliyorum ben. Bravo Vedat. Şu anda senden dev soğudum. Dev. Bu arada şu kaset meselesi neymiş lan? Boş ver Zehra'm. Sen ona hiç bulaşma ya. Başlat dedim sen. Bir insan aynı anda hapşırıp gaz çıkarıp hıçkırırsa vücudunun patlayacağını biliyor muydunuz Murat Bey?
Benim, dur, bana ait. Hemen nasıl anladınız? Sayın savcım, soldaki et beni bana ait. Evet, peki abi, çıkalım. Gerekli belgeleri imzalayın siz. Sayın savcım, bir şey rica edebilir miyim? Serkan'la görüşebilir miyim lütfen? Neden? Kendisi benim içeride bahsetmiştim, Rize'den arkadaşım olur da. Sebebini merak ediyorum, niye yaptı acaba? Hırgın çıkartmayacağım, kavga yok valla. Sadece meraktan. Tamam, 5 dakika. Tamam. Ne haber Serkan? Süper. Görüntüleri lise grubumuzun internet sayfasına yüklemişsin. Niye yaptın lan? Ben 2 sene önce bizim okulun internetteki grubuna üye olmak istedim. Fakat grubun kurucusu Nazım beni siteye almadı. Sen bizim sınıftan değilsin diye. Ne yaptıysam kendimi ona hatırlatamadım lan. Sonra Google'dan search yaptım. Sarışın bir kız fotoğrafı buldum. Koca memeli. Onun resmini koydum. Sahte profil. Dakikasında aldı. Serkan, sana karşı yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Özür dilerim kardeşim. Ama sen de bana karşı bu kadar mı nefret doluydun lan? O cumayı hatırlıyor musun Murat? Kanlı cuma. Hani okuldaki öğrencilerin hepsinin toplandığı ve hafta sonuna girmeden önce yapılan bir ritüel olan İstiklal Marşı töreni. Hazır oldu duruyordum ve sen her zamanki gibi benim önüme geçtin. Çünkü amacın senin tabirinle benim de taşak geçmekti. Ben hazır olduğumu bozmadım. Sen beni tokatlamaya başladın. Tokatladın, çat 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 bana vuruyordun ve kulaklarım kızardı. Ama acıdan değil, utançtan. Hazır olmamı bozmamam lazımdı çünkü müdür muaviyle göz göze geldik. Dursun Ali kısaydı ama tıknazlığı çok kötü vuruyordu. Ve Dursun Ali gördü. Hazır olmamı bozduğum için o da gelip beni tokatlamıştı, hatırlıyor musun? O zaman kulaklarım daha da fil gibi şişti. Ve kızardı. İstiklal Marşı'ndan soğudum. Bir daha maçlara gidemedim. Lise önlerinden geçemedim. Bütün belirli gün ve haftalar bana zehir oldu. Beni kim yakalatmış biliyor musun? Muzo. Başkomiser olmuş. Bizim Muzo başkomiser. Bizim götten bacak Muzo. Sen başkomiser ol, sonra peşinden beni yakalat. Zaten bende şans olsa. Serkan, ama sen de kaşınmışsın kardeşim ya. Hadi ben tamam da, başka insanların videolarını da çekmişsin. Çektim. Yine olsa yine çekerim. Engel olamıyorum kendime, ne yapayım? Hırsızlık yapsam daha mı iyi? Daha başka bir sürü enteresan oyun var. Çok terapiste gittim ama bir şey olmadı. Sağ sallıyor, uyuyorsun, çocukluk. Ne diyor? Eşeğin siki diyor. Ağız dolusu söylüyor bir de bunu. Çok ağır konuşuyor. Kabus gibi bir çocukluk geçirmişim. Daha doğrusu erkenlik ondanmış. Serkan, çok özür diliyorum kardeşim. Sana karşı acayip bir sorumluluk duygusu besliyorum. Hapishanede mutlaka ziyaretine geleceğim kardeşim, istersen eğer. Ciddi misin lan? Vallahi. Yemin et. Allah belamı versin. Vermesin lan, vermesin. Murat, artık bu... Senelerin kirini ortadan kaldıralım mı? İçeride olmam önemli değil. Bana ellerini ver. Aramızdaki şu senelerin küslüğü bitsin artık. Çocuktuk. Aklı başında insanlar gibi davranamadık birbirimize. Senden sadece bir şey rica edeceğim. Hayatımda bir defa senden bir şey rica edeceğim. İşte kardeşim. Bana bir si verir misin? Ne? Si. Nasıl si? Not olarak. Si. Çok ihtiyacım var. Si. Hayır, hayır. Öyle değil. Makamında bir si. Sen oyuncusun. Yaparsın. Bir si. Çok ihtiyacım var Murat. Tamam o zaman. Si. Siktir git! Siktir git! Siktir git lan! Amına koduğu koca kafası! Ha bir saniye de ziyaretime gelecekmiş. Ya! Gerçekten çok ihtiyacım var. Git. Siktir git. Ya öldüreceğim oğlum seni. Siktir git lan. Lan geç! Amına soktum. Siktir git. Git lan. Git. Git lan. Git. Nesbeci. Çok güzel. Kulakları para şimdi. Çok güzel. Annem de çok dedi polislik sınavına gir diye ben girmedim ya. Ne konuştunuz lan? Lise yıllarından bahsettik, ne yalan söyleyeyim.
Ne yalan söyleyeyim, biyolojiden konuştuk. Ya Murat abi, sen bu Serkan'ı unutamıyorum, her hastaneye gittiğimde onu göreceğim diye korkuyorum falan demiyor muydun? Herif Mordor'un derinliklerine kadar inmiş, ruhunu duymamış. La oğlum, ben liseden mezun olalı 19 sene oldu Sadi. Adam o zamanlar daha çocuktu, bebeydi oğlum. Küseydi. Top sakal bırakmış şimdi, nereden bileceksin? Top sakal değil mi? Sadıcığım, Süpermen gözlük takınca tanımayan andavallar mallar vardı ya kardeşim. Ha bak, burada gerçek örneği duruyor, canlı bak. La içeride bu kadar sorguya çekilmedim. Az bir susun. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Tülay nerede? Tülay şey ya, ofiste. Rezilliğim ortaya çıkmasın diye sağa sola arıyor. Basın yayın işte. Tüh ya. O benim fantezimdi ama. Benim avukatlarım basını susturacaktı seks kasetim çıkınca. Lan kalk yürü. Hadi. Her şey nasip kısmet meselesi işte Ahmet. Olmayınca olmuyor. Ne yapalım? Aa, kameralar. Murat Bey, cinselcilikte görüntüleriniz mi bulundu söyleniyor? Arkadaşım yok öyle bir şey. Konuyu çarpıtmayın. Görüntülerde başka erkeklerin sesleri de varmış. Kim anlatıyor bunları kardeşim? Görüntülerde sizin de olduğunuzdan ötürü Ahmet Bey. Ne? Kim söylüyor lan? Kardeşim, onların istediği zaten hadise çıkartmak. Basıp gidelim biz, hadi. Lütfen kısa bir açıklama yapar mısınız? Bu arada arkadaşlar, ben arkadaşlarıyım. Soru falan sormak ister misiniz? Sadi, yürü lan! Hadi, hadi dağılın, dağılın. Dağılın sözü lan! Yaşasın emniyet, kusura bakma, yaşasın emniyet. Neden sessiz kalıyorsunuz? Bas git abla! Murat Bey, kısa bir açıklama efendim. Arkadaşım yok öyle bir şey, konuyu çarpıtmayın. Başka erkeklerin sesleri de varmış görüntülerde. Ulan sektör şerifleri, artık tamam, vuslat erdim derken yapılır mı ulan bu iş? Şuraya oturayım, bir çay içeyim. Hesabını da beste ödediğim derim. Onu da sıkkım ettiniz. Vallahi bütün kanallar bu ikisini konuşuyoruz, tamam. Arkadaşlar, bu arada ben arkadaşları... Alo, buyurun. Kıvır. Hayır abi, ben kapattı. Abi sen tam olarak bunu bana niye dinlettin? Adam resmen başka bir dilden konuşuyor. Çevir yap diye verdim. Söylüyordu herhalde. Ben de anlamadım ki. Bir ara bir yoğurt dedi, sonra traktör dedi. Anlamadım vallahi. Bu yaşın sonra bir de yapım gazarı işittik. Sana niye kızıyor ki? Yok, bunları ben bulmuşum. Yok sen olmaya ben öğrenmişim falan filan. İşte böyle. Haberimizin aldığı bilgilere göre Murat Cemcir ait olduğu öne sürülen kasette başka sesler de var. Bu sesin sahibinin Ahmet Kural olduğu öne sürülüyor. Murat Bey, ne diyor bunlar Murat? Bittik Ahmet biz. Bittik. Bittik. Lan oğlum, bir organizasyon yapıyorsunuz da Salih abinize haber vermiyorsunuz mu lan? Salih abi bir sus be! Muhabirimiz görüntülerde herhangi bir kadın sesinin duyulmadığına dair iddialar olduğunu... Ne diyor bunlar? Bunlar neyi ima etmeye çalışıyorlar Muratcığımız? Vallahi iyi olmuş ya. Bunların yaptığı organizasyon Red Hot Chili Pepper konserinden aynıca oluyor zaten. Feri de geldi. Ya Ahmet, doğru mu bu televizyonda duyduklarım? Feride açıklayabilirim, kurban oldu o. Ha neyi açıklayacaksın? Ya bu ne lan? Allah aşkına bir ayrılın, bir ayrı durun ya. Bari ben buradayken yapmayın. Feride, televizyondakiler saçmalık. Ciddi misiniz? Seviyor musun onu? Seviyorum. Bu ne lan? Ama arkadaş olarak. Bak Ahmet, durman bir dakika, giderim bu evden. Ya Murat'a sor istersen. Sor sor, Murat'a sor hadi. Ne olur Murat'a sor. Murat? Ne? Vallahi sordu ya lan. La oğlum, tabii ki arkadaşız lan. Bir sen ne yaşıyorsun Ahmet Kural? Ya bana da hak verin ama öyle televizyonda görünce, duyunca sizi... Kıskandın mı sen beni? Kıskandım mı ya? Üzüldün mü lan? Üzüldüm. Hadi hut dedi ne lan? Siz nasıl insanlarsınız oğlum? Nasıl bir çiftsiniz lan siz? Madem sorunlarınız var, gitseniz oğlum terapiste. Ben böyle bir sohbetin öznesi olmak istemiyorum. Nasıl buna inanıyorsunuz siz ya? Gidiyorum lan ben. Fırat! Beni bir daha aramıyorsun Ahmet. Murat. Alo. Söyle. Ha. Burada evet. Ne zaman? Tamam. Yapımcı acil toplantı istemiş.
Şimdi mi? Yok, haftaya cuma acil toplantı istemiş Ahmet. Haydi, tamam. Tamam. Feride alınma ama. Beni bununla mı yakışın? Dikkat ettiysen Salih abi, tek kelime edip şu seviyesiz, homofobik, cinsiyetçi muhabbete dahil olmadım. Ne dediğini hiç anlamadım. Hayatın olmuş işler güzel. Geçen sefer yediğim kazıktan sonra bu sefer eşiği sağlama bağladım. Sözleşmeleri madde madde bizzat kendim hazırladım. Murat menajer Tülay Hanım da inceledi ve onay verdi. Doğru mu? Doğrudur. Bu sözleşmelerde oyuncuların projenin gidişatını tehlikeye atacak fiiliyatlarda bulunduklarında... ki buradaki fiiliyat bayağı çirkin ve iğrenç... sözleşmenin yapım tarafından tek taraflı feshedileceğine dair madde var mı peki? Var. Peki, bu arkadaşların yaptıklarının projenin selametini tehdit edip etmediğiyle ilgili hukuksal bir savaşa girmek istiyor musunuz? Ki kaybettiğiniz takdirde bütün avukatlık masraflarımızı karşılamak zorunda kalacaksınız ki... haşırt to the blackboard, yoksa makul bir meblağla sözleşmeyi feshedelim. Biz fesih opsiyonunu kabul ediyoruz. Ben Ahmet'in menajeri değilim ama aynısını onu da yapmasını tavsiye ediyorum. Güzel, imzalayalım, feshedelim o halde. Valla kusura bakmayın çocuklar, buraya kadarmış. Sen de gitmek istiyor musun? Seni ayrı, onları ayrı biliyorsun. Ama arkadaşların gidiyor sonuçta. İstersen sen çıkma Saad. Onlar bir şekilde yırtar, olan sana olur çocuğun. Ne yapayım abiler? Sen kal Saad'i. Başka işin de yok zaten. Kal sen Saad'i, kal kardeşim. Ben de gidiyorum lan. Sıçarım 200 dolarına. Ben dışarıda gider kendi imkanlarımla bulurum bir yöntem, bir yol. Bu benim enstrümanım. Oyuncuyum lan ben. Hay 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 hay. O zaman diğer sözleşme örneğini getireyim. Siz imzalaya durun. Başka gitmek isteyen varsa da gidebilir. Kapı açık yani. Hakkı efendim. Hakkı efendim. Sizi kanaldan arıyorlar. Çok acilmiş. Kanaldan mı? Buyurun efendim. Ne? Koç? Muhakkak mı? Mutlaka mı? Olmazsa olmaz mı? Tabii ki efendim. Siz ne derseniz doğrudur. Hay hay efendim. Hay hay. Alayım ben onları. Alayım, alayım. Alayım, alayım, alayım. Televizyonda, gazetede, internette, her yerde konuşuluyorsunuz. Kanal bu projeyi mutlaka sizinle yapmak istiyor. Hatta siz olmazsanız olmaz diyor. Sizin oynadığınız dizide reyting patlaması olurmuş, sosyal medya coşarmış. Hadi yine yıktınız haytalar. Oh be. Böyle mi oluyor bu işler ya? Demek böyle oluyor lan. Bu kadar kolay yani. İki tane rezilliğin çıksın, ondan sonra herkes seni konuşsun, sonra gelsin cukka. Bu mu yani? Maalesef kardeşim. O zaman biz de böyle yapalım teyzemin evladı. Madem bir yola girdik, geri dönüş yok artık. Sevgililerimizle görünelim, basına demeçler verelim, gülücükler dağıtalım. Hı? Ama önce şu yanlış anlaşılmayı düzeltelim aga. Ucunda filmimizi yapmak var lan. Değer bence. Bence de değer abi. Değer. Değer. De işte. Birisini bulmamız lazım. Bir çakma bir sevgili bulmamız lazım. Magazinde benimle beraber gözükecek. Birisini bu... Bakın çocuklar, bu sektördeki aktörlerin bir kısmı beşamel sosa benzer. Müşterilerin bazılarının yemeği onlarla istemesinin en önemli nedeni... dış görünüşlerinin kaşarı andırmasıdır. Ya varın siz de beşamel sos olun. Biz sizin içinizi bilelim, yeter. O zaman gençler, ne yapıyoruz? Yozlaşıyoruz. Güzel. Yeni yönetmen bulana kadar çekimlere ara veriyorum o zaman. O arada görünebildiğiniz her yerde görünün. Kebapçı açılışlarına, ödül törenlerine gidin. Sarhoş olun, sağa sola kusun, onay çıkartın. Rezillikte sınır tanımayın yani. Saldırın, saldırın, saldırın. Ünlü olmak için saldırın. Şey yapalım mı ördek? Ahmet Bey, Ahmet Bey evlilik düşünüyor musunuz? Ya çocuklar, sormayın bana böyle sorular ya.
Murat Bey yüzünüz gülüyor. sen var ya Ahmet, bak bu çok çakal ama tatlı çakal. Her yerde karşıma çıkıyor ya. Ya seni ayrı seviyorum, sizi ayrı seviyorum. Aa, onları sevmek yok. Siz aşkı ne zaman gerçeğe dönüştü efendim? Çok tatlı değilim ama ya. Ece'yi ilk gördüğüm anda ılıdım. Siz Ece Hanım? Murat beni görmeden önce yürüdüm. Allah ilahisi ya. Patlatmayın şu flaşları çocuklar. Vallahi hiçbir şey göremiyorum ha. Bir toplu görüntü alabilir miyiz acaba? Deli görüntü canım. Toplu görüntü tabii. Of. Acelemiz de var ama. Hadi bakalım gel hadi al. Hadi. Size özel. Sen şimdi kesin bıraktın mı işi ya? Akşam televizyonda gördüğü kadını sabah markette 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde bu bedava diyen kadın olarak görürlerse halka bunu inandıramazsın. İnsanların ayarlarıyla oynamamak lazım. Aynısı Üsküdar'a giderken de benim de başıma geldi biliyor musun? Hmm. Kapıda adamlar böyle memur beyle başlayıp hoşça kal Selçuk de bitiriyorlardı. Ama işte elinde bir tek bu dizi kaldı. Bu dizi için de elimizden gelen ne varsa yapıyoruz işte. Kendi ayarlarımızla oynuyoruz görmüyor musun? Of! Of! Ahmet tamam ya, üzülme artık. Ya nasıl üzülmeyeyim Feride, gözünü seveyim ya. Eşek kadar adamlara gece boyu çocuklar deyip durdum ya. Çok dedi ama. Fıtı fıtı fıtı. Nasıl oldun lan? Ne bileyim işte. Sen nasıl oldun? Ne bileyim işte ya. Ahmet. He. Star Wars'u bildin mi? Heh, işte oradaki Anakin Skywalker'ın bile karanlık tarafa geçmesi 14 yıl sürdü lan. Biz 3 ayda ruhumuzu sattık. Ama film için oğlum. Film için. Film için lan. Evet abiler, film için. Hadi Şeref o zaman. Bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata.